Böyle gidersem yıl sonunda şeref lisesine girerim baba. Hadi bakalım inşallah. Bu notlara güvenip dersleri serme de. Sivrilik yapmasan olmaz değil mi? Necla, bana tabak koyma. Yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Abim geldi. Bugünkü olayı nasıl anlatacak Şevket'e? Yine kendine yontar Garant. Bugün ne oldu? Hiç. Dünden aynen devam. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Şevket. Al arabanın anahtarını. Bir daha kesinlikle binmeyeceğim, emin ol. İnanmıyorum sana. Özür dileyeceğin yerde şu yaptığına bak. Doğru, çok özür dilerim. Arabanı kullandım. Taksidini daha 2 gün önce yatırdım, senin arabanı. Lafı çevirme. Niye sinirlendiğimi biliyorsun. Çok ayıp ettin, çok. Sedef'in yanında konuşamadım. Yerin dibine geçtim. Yazıklar olsun sana. Çok üzüldüm, affedersin. Sevgilinin yanında mahcup mu oldun? Yazık sana. Hastasın sen vallahi. Söylediklerine dikkat et Şevket. Benim kocamsın. Benim kocam, benim param, benim altınlarım, benim arabam. Yeter Ferunde. Sıkıldım artık. Çok sıkıldım. Toparlan kendine gel. Herkesin bir dayanma gücü var. Benim sabrımı taşırma. Özür dilerim, beklettim. Hadi yıka elini de oğlum, oturalım. Hadi çocuklar, biz de oturalım bakayım. Ayşe, hadi kızım sofraya. Abla, su koyar mısın bana? Niye öyle fısıldıyorsun? Sessizliği bozmamak için. Ayşe, normal konuş kızım. Baba. Efendim. Bana borç para lazım. Bu aralar sıkıştım da, sen de varsa verebilir misin diyecektim. Tabii çocuğum. Ne kadar istiyorsun? Aslında 5,5. Şimdilik 3,000 lira işimi görür. Ne yapacaksın o kadar parayı yavrum? Yoksa Ferhun'da çalınan altınları sana mı ödetecek? Kart borçları birikti. Gerçi kredi alıp kapattım ama geri ödemede zorlanıyorum bu sefer. Malum öbür taksitler de var. Bir kısmını temizlersen biraz rahatlayacağım. Vah vah vah. Bu kartların başımıza iş açacağı belliydi. Ben dedim size ama, yani ayağınızı yorganınıza göre uzatın diye. Kime dedin? Necla'ya mı? Hayır, ben söylerken duymadım da. Aa, ben ne harcıyorum ki? Yani Necla'nın sivri dediği kadar varsın Fikret. Kartla harcama yaparken para ödemiyoruz diye seviniyordunuz. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Ferhunde de hiç hesabını bilmiyor yani. Giyim onda, kuşam onda. Bir de arabanın masrafı. Ay nasıl yetişsin bu çocuk? Şevket. Benim durumumu da biliyorsun oğlum. Maaşı bu elle alıyoruz, bu elle veriyoruz oğlum. 5 kuruş kalmıyor valla. Tercüme işiyle dersler de olmasa. Müsaade eder misin Hayri'ye? Çocuğun derdine derman olacaksan buyur. Müsaade senin. Tartışmayın ne olur. Bir şey söylemedim farz edin. Kusura bakma baba. Durumu bile bile söylemekle düşüncesizlik ettim. Ah, başka kime söyleyecektin Şevket? Kime açacaktın derdini? Ben ne günü duruyorum burada?
Bakacağım bir çaresine. Nasıl bakacaksın Ali Rıza? Sanki kenarda köşede 3 kuruşumuz vardı. Banka emeklilere maaşın 3 katı kadar kredi veriyor. Aa, bilmiyordum. Oluyor mu öyle? Faiz de makul. 1 senede geri ödeniyor. Hemen yarın müracaat ederim. Birkaç güne kadar çıkar. İşini çözersin. Sağ ol baba. Şu durumu bir atlatayım. Kısa zamanda toparlanırım. Merak etme. İnşallah. Canım. Hadi yiyin bakalım.